İyi akşamlar değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Evet, sivilce tedavisi ve ter bezi nedir diyelim ve başlayalım. Evet, sivilce yağ üreten yağ kesicikleri, yağ hücreleri kıl kökünden yukarı teri, deriyi, cilde çıkar. Eğer ki yağ oranı artarsa kesecikler kendini frenlemek için, yağ artan yağ oranını azaltmak için kesecin ağzını kapatmaya çalışır. Bu da içeride kalan yağ tabakası bakteriler tarafından enfeksiyona dönüşür ve sivilce ortaya çıkar. Yani yağın bakteriler tarafından toksik maddeye dönüştürülmesidir. Bunu genellikle ergenlik çağındaki erkek çocuklarda ve kız çocuklarında daha az, hormon anormalliklerin alışkan olduğu bir hormondan daha fazla hormon salgılamasıyla birlikte bu durum ortaya çıkar. Genellikle hormon anormallikleri, hormonların artması ergenlik çağında birçok çocuk, genç sivilceyle birlikte bir psikolojik durum yaşamaya başlarlar. Gerilirler okulda, çevrede, ailede, çocukların üzerinde oynanan sözler, konuşmalar vesaire gençleri olumsuz etkiler. Hatta bunu çok çok ciddiye alıp bunalıma bile girebilen çocuklar var. Okula gitmeyip çevresindekilerle konuşmayan, gerilen, küsen vesaire vesaire. Yani basit gibi algılamamak gerekir. Tedavi edilmezse çocukların psikolojisi bozulabilir. Tedavisi aslında nedir? Çok basittir. Bilindiği gibi dünyada akne, akne sivilce aynı kelime. Türkçesi sivilce, Latincesi acne vulgaris. Yani basit sivilce. Basit sivilceye sıradan sivilce acne vulgaris denir Latince. Bir de çok ağır bir akne türü daha var. Buna da ter bezi iltihabı denir. O biraz farklı. Burada basit, sıradan, adi, sıradan sivilce tedavisi çok kolay. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış ve etkisi ispat edilmiş bir bitki var. Çay ağacı yağı veyahut da Latince ismiyle Melaleuca alternifolia. Bu sivilcenin her türüne karşı etkili. Mükemmel bir ürün. Bu çay ağacı yağını mesela Avustralya'ya giden kaşif burada yaralanmış. Adamın ayağındaki yara iyileşmeyince bir gölde ayağını yıkıyor. Aa, bakıyor ki yaralar hızla iyileşiyor. Acaba bu suyun içerisinde ne var diye inceliyor. İncelediğinde gölün çevresindeki Melaleuca isimli bitkinin antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu görüyor ve hemen bunun bir çiftlik kurarak yetiştirmeye başlıyor. O günden bugüne kadar çay ağacı yağı, akne, sivilce gibi tırnak mantarı, efendim pis kokulu bayanız akıntıya karşı dünyada en etkili bitkidir. Çay ağacı yağı ile ilgili birçok klinik araştırma yapılmış. Bunlardan biri mesela Profesör Doktor Vazart ve ekibi 1990 yılında birleşiminde %5 çay ağacı yağı içeren özel bir karışımla, yani etil alkol %5 çay ağacı yağı, sivilcesi, aknesi olan çocuklar, gençler sivilce olan noktaya sürdüklerinde sivilceyi iyileştirdiği belgelenmiştir. Klinik araştırması yapılmıştır. Doktor Williams ve ekibi yapmış olduğu araştırmalarda çay ağacı yağının tırnak mantarı ve ayak mantarını iyileştirdiği belgelenmiştir. Profesör Doktor Blaise ise yapmış olduğu araştırmalarda vajinal akıntıları iyileştirmiştir. Yani birçok rahatsız da kullanılmakta. Mantara karşı etkili, sivilceye yani sıradan basit akneye karşı etkili.
Hatta herpes'e karşı etkili. Ben birkaç defa deney yaptım. Bir sunucu hanımefendinin yüzünde siyah bir nokta böyle. Kadıncağız sürekli üzerini fondötenle kapatıyor, makyaj yapıyor vesaire. Bir türlü kurtulamıyor. Yıllardır çekiyor. Dedi ki bana, ya yok mu bunun çaresi? Çok kolay. Bir damla çay ağacı süreceksiniz. Akneden kurtulacaksınız. İnanılır gibi değil dedi. İnanacaksınız. Ben ona dedim buyur bir dene. Bir damla damlattı. 3-4 gün sonra tekrar programa çıktığımda dedi ki ya gerçekten bir damlayla yok oldu. Aynı program burada başka bir programda başka bir bayanla da denemiştik. Onun da yüzünde herpes, iyileşmeyen bir dudağının kenarında herpes vardı. Bir defa da geçti. Çay ağacı yağı sivilceye karşı çok çok etkili. Bazıları efendim lazerle tedavi, şununla tedavi, lazerle dokulara zarar veriyorsunuz. Ve hatta çok ağır bir akne ve sivilce, yani akne, sivilce aynı şey. Sivilce Türkçe, akne Latince, vulgaris. Bazıları çok ağır kimyasal ilaçlar kullanıyorlar. Birleşiminde metilfenildat isimli, yani ilacın ismini söylesem belki mahkemelik oluruz. Çok ağır bir ilaç yazıyor doktorlar, reçeteyle eczaneden alıyor vatandaş, kullanıyor. Sivilceden kurtulmak için, neydi ismi? Metilfenildat. Çok ağır bir kimyasal ilaçtır. Karaciğeri tahriş eder, tahrip eder. Karaciğer yağlanmasına, karaciğer zehirlenmesine sebep olur. Bir, böbrekleri çürütür, böbreklere zarar verir, lenf sistemine zarar verir. Bunu kullanan insanların mutlak surette dudakları kurur. Yapısını, yani ağız mukozasını bozar. Hı hı. Dudakları zarar verir. Görme zafiyetini, duyma zafiyetine sebep olur, beyne zarar verir. Ben bu... Sanırım bu dediğiniz ilaç hapı. Reçeteyle, yani imza ile alınan bir... Eczaneden alınan ilaç. Benim bir tanıdığım almış, getir bakayım reçetesini dedim, getirdi bana. Reçete tam bu bir metre. Bir metre uzunluğunda bir reçete. Yaz bitmiyor. Yan tesiri şudur, 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 hı hı. Şudur. Vatandaş alıp hala kullanıyor. Ya 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bu toksik bir madde. Vücudun atmıyor bunu. Böbrekleri çürütecek, karaciğeri çürütecek, dalak gidecek, böbrek gidecek, beyin gidecek. Aa, hiç umurunda değil. Yeter ki sivilceden kurtulsun. Sivilceden kurtulmak için kendini zehirli. Oysa çay ağacı yağından birkaç damla sürüyorsunuz bitiyor. Bu kadar basit. Neden bir kendini insanlar böyle ağır, çok ağır bu rakutan hap, akne hapını kullanıyor? Akıl işi değil yani, akıl işi değil. Allah sağlık sıhhat versin. Yani insanlar bile bile ne yapıyor? Kendini zehirliyor. İlle ki zehirlenecek. Gidecek, alacak, kullanacak, zehirlenecek. Seve seve yapıyor bunu vatandaşlar. Kendini zehirlemeyi çok seviyorlar maşallah. Koşuyorlar. Ha, kendini zehirlemek dedim de. Ben de az kalsın kendimi zehirleyecektim dün. Beşiktaş'a gittim. Beşiktaş'ta bir ziyarete gittik. Yanımıza bir polis şey attı. Ne? Gaz bombası attı. Biber gazıymış. Maskemiz falan yok. Biz bir yere ziyarete gidiyoruz. Az kalsın düşüp bayılacaktık. Zor kurtulduk. Yani bu da çok önemli. 80 öncesine dönmeyelim. O günlerde Allah kimseye göstermesin. Yani çok çok tehlikeli. Peki böyle durumlarda konusu açılmışken izleyicilerimize önerebileceğimiz neler olabilir? Yani bildiğimiz süt, yoğurt gibi şeyler hemen tüketiliyor böyle durumlarda. Sizin önerebileceğiniz şeyler nelerdir? Konusu açılmışken bile getirelim. Biz orada perişan olunca vatandaş bize geldi dedi ki gazın zehirlenmesinden bir sargı bezine, bir beze böyle sirke damlatıyorlar. Sirkeyi burnuna çekiyorsun. Evet. Sirkeli. Sirkeyi burnuna çekiyorsun, rahatlatıyor. Bazıları limon yapıyor, bazıları sirke, bazıları gözüne limon sürüyor vesaire. Yani kurtulduk, çok tehlikeli bir nokta. Yani 80 öncesine dönmeyelim. Çok çok tehlikeli bunun sonu. Yani bazılarına kızabilir, bazıları bunun belli bir sınır olması gerekir. Yani tehlikeli noktaya gidersek Allah korusun bunun sonu yok. Bütün Avrupa, Amerika, Asya'da, Afrika'da ekonomik kriz var. Ülkemizin durumu şu anda, evet, bazı sorunlar var. Her şey tartışılarak
konuşarak veya yani gösteri yapılacaksa normal yapılmalı. Yani neyse, bu da ayrı bir konu. Evet. Kolesterol rahatsızlığıyla devam edelim. Kolesterol. Kolesterolün tedavisi mümkün mü? Evet, mümkün. Kolesterolla ilgili sarımsakla ve enginarla çok güzel çalışma yapılmıştır. Evet, fakat konuya geçmeden bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Buyurun, hocamız nasıl yardımcı olabilir? Siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim dudağımda bir uçuk var. Bu bahsettiğiniz çay yağıyla dudağım yağlanabilir miyim? İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Çay ağacı yağından birkaç damla sürdüğünüzde uçuk, dudaktaki uçuk, yani herpes virüsü çok kolay kurtulursunuz. Problem değil. Yani o önemli bir değil. Birkaç defa sürdüğünüzde çay ağacı yağından kurtulursunuz. Problem değil. Evet. Kolesterol rahatsızlığı demiştik. Kolesterol. Şimdi kolesterolla ilgili çok güzel çalışmalar yapılmıştır. Kolesterolün sebebi ne? Önce ona bir bakalım. Şimdi televizyonlara çıkıyor çok alim zat-ı muhteremler. Biri diyor ki et ye, peynir ye, yumurta ye. Hiç problem değil. Öbürü diyor ki et, peynir, yumurta yeme. Tehlikeli. Karbonhidrat beslen. Herkes bir şey söylüyor. Hatta bir çok muhterem bir zat da diyor ki yoğurt asla yemeyin. Dünyada ilk defa Türkiye'de bir uzman yoğurt yemeyin diye fetva verdi. Bunu da duyunca şaşırdım. Dünyada ilk Türkiye'de bunu söyleyen. Bir başkası da demişti ki aylar önce ısırgan zararlı demişti. Dünyada ilk Türkiye'de böyle bir laf çıkmıştı. Bir de profesör ya, yani ne söylese fetva maşallah. Dünyadan haber yok. Isırganı Türkiye'de ilk birisi söyledi zararlı diye. Yoğurdu da yine zararlı diyen Türk profesör çıktı maşallah. Nerede, ne zaman, nasıl araştırma yapıyorlar? Bunlar yer altında bir üniversiteleri mi var? Yoksa uzaya mı gidip geliyorlar bizim haberimiz olmadan? Uzayda bir üstleri mi var? Orada bir araştırma yapıp geri mi geliyorlar dünyaya? Yani çok komik profesörlerimiz var. Profesör olunca her şeyi söylemeleri mübah. Maşallah. Yoğurt bir. Çok yüksek oranda probiyotik içerir. Faydalı bakteri, faydalı. Bağırsakları çalıştırır. Bunu 4000 yıl önce Türkler bulmuş. Dünyanın en büyük buluşudur yoğurt. En büyük. İki, Tennessee Üniversitesi yoğurtla ilgili yapmış olduğu araştırmada yoğurt yiyenlerin yemeyenlere göre zayıf, yavaş yavaş zayıflıyor. Yani kilo veriyor. Kolay kilo verdiriyor. Bir, yağları %61 oranında daha çok yağ yakıcı özelliğe sahip. Bayanlar sürekli ve düzenli yoğurt yerlerse karın ve basenlerindeki yağlar yavaş yavaş eriyecek demektir. Bu üniversitenin klinik araştırması. Viyana Üniversitesi de klinik araştırması yapmıştır. Yapmış olduğu araştırmada antibiyotik özelliklere sahip. Yani neden bizim profesör yanlış bilgi veriyor millete? Yoğurt zararlı. Oh maşallah. Nereden yaptın bu araştırmayı? Elin adamı üniversitede, klinikte yapıyor. Hastalar üzerinde deniyor, insanlar üzerinde deniyor. Bizimkiler ne üzerinde deniyor? Anlamıyorum. Fareler üzerinde mi deniyor evde? Öyle özel bir böcek değil mi deniyor? Yoğurdun içerisindeki yağ miktarı bu. Belki de şaşırtıyor olabilir insanlar. Hani kilo açısından. Yoğurdun içerisinde yağ da olsa, yağ olmasa da fark etmez. Yoğurt zararlı denmez. Evet. Öyle bir şey yok. Isırgan otu zararlı denmez. Diyorsan da belgeleyeceksin. Belgeleyemiyorsan olursun şarlatan, iftiracı. Yoğurt hakkında bir şey söylüyorsan ispat et. Edemiyorsan iftira atmış olursun, yalan söylüyor olursun. Isırgan hakkında bir şey söyledi birisi, kansere sebep olur dedi. Uyduruk biri, uyduruk bir laf. Kozmik profesör, sen ne anlarsın ısırgandan? Yani anlamadığı bir konuda kalkıp konuşuyor. Neye göre konuşuyorsun? Ben baktım bu adam neden böyle konuşuyor diye kitabını inceledim. Isırgan otunun hapını yapıyor. Kendi yapmış olduğu hap satılsın diye onun hakkında böyle yanlış bilgi veriyor. Sonra da diyor ki ben ilim adamı. Ne ilim adamı? İnsanları yanlış yönlendirmek için yanlış konuşulmaz. Biliyorsan, doğru biliyorsan doğru konuşursun. Bilmiyorsan konuşmazsın. Neyse, kolesterol. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kolesterol niçin oluşur? Şimdi hamurlu tatlı yersek ne olur? Bu yağa dönüşür, depolanır. Bir. Yani hamurlu, tatlı, yani hamur işi dikkat edeceğiz. İki, bazıları da diyor ki sürekli et, peynir, yumurta ye, bir şey olmaz. Et, peynir, yumurtayı sürekli yerseniz asidoz oluşur. Asit. Kan asitlenirse ne olur? Hayati tehlike.
Asit kandaki kalsiyumu emer bir. Damarların iç yüzeyinde delikler oluşur. Delinen su borusu gibi. Evet, sıvı kaçağı olur. Ödem oluşur. Vücudumuz su toplamaya başlar. Kalsiyum, kandaki asit kandaki kalsiyumu emer bir. Kemiklerdeki kalsiyumu emer iki. Hücrelerdeki kalsiyumu emer üç. Yani asit tehlikeli. Et, peynir, yumurta sürekli yersen tehlikeli. En tehlikelisi de peynir. Çünkü çok yüksek oranda yağ içerir. Aşırı asidoza sebep olur. Asidoz da damar sertliği, şeker hastalığı, ödem, kolesterol tetikler. Yani bunu bilmez mi bir profesör? Master yaptım diyor. Efendim kardiyologum, kalp damar uzmanıyım. Bu konunun en büyük uzmanıyım diyor lafta. Neye göre uzmansın? Fasafiso kocaman büyük bir sıfır. Dünyanın en büyük buluşunu Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil yaptı. İsmi biraz da zor bir isim. Hotamışlıgil Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Hastalıklar Kompleks Hastalıklar Ana Bilimi Dalı Başkanı. Ne dedi? Ne buldu? Kalsiyum azaldığı zaman diyor bir damarlar yavaş yavaş çentikler oluşur. Sızmalar oluşur. Ödeme sebep olur. Asidoza sebep olur. Küloya sebep olur. Hastalıklara sebep olur. İki, kemikteki kan azalır. Kemikteki kalsiyum azalır. Bu da kemik kırılgan hale gelir. Cam kemik haline gelir. Üç, en önemlisi de hücre içerisinde organel denen dokularda mesela hücre içerisinde endoplazmik retikulum denen enerji depoları var. Burada aynı zamanda özel tüpler içerisinde kalsiyum depolanır. Kalsiyum enerji dönüşümü sırasında katalizatör görevi görür. Şimdi asit oranı yükselirse kalsiyumu emer, kalsiyum emilirse tüp içerisindeki kalsiyum oranı azalırsa ne olur? Şeker hastalığı, kolesterol, lipid, tansiyon vesaire bir sürü hastalık ortaya çıkar. Bunu söyleyen kim? Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil 100 yılın en büyük buluşunu yaptı. Ama Türk olduğu için Nobel ödülü alamıyor. Alman olsa, İngiliz olsa, Fransız olsa, Amerikalı olsaydı 10 defa Nobel ödülü almıştı. Evet. Şimdi tansiyon, kolesterol varsa ne yapmamız gerekir? Bir, sarımsak. Nedir? Ama Çin sarımsağı buradaki. Çin sarımsağı reklamını yapıyor ama Çin sarımsağı kaliteli sarımsak değil. Dünyanın en kaliteli sarımsağı Taşköprü sarımsağı. Neden? Çin sarımsağı çok az selenyum içerir. Selenyum çok az. Taşköprü sarımsağı ise çok yüksek oranda selenyum içerir. Selenyum nedir? Selenyum kansere karşı en etkili mineraldir. Selenyum. Türk sarımsağı birleşiminde yüksek oranda alisin var. Alisin tümörü eriticidir. Yani sarımsakla ilgili yapılan araştırmalarda sarımsağın kolesterol, lipid, trigliserit düşürdüğü klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Klinik araştırması var burada yüzlerce. Avustralya'da, Kanada'da, İngiltere'de, Almanya'da. İkincisi kolesterola karşı en etkili bitki enginar. Enginarın bu çiçeği değil ama gövde yaprağı. Şurada altta gördüğünüz şurada yeşil yaprak. Üstteki yaprak değil. Bazıları enginarı biz diyor işte her gün her zaman yiyoruz. Evet yiyebilirsiniz. Tatlı, lezzetli, güzel, yemesi güzel ama esas etkili olan gövde yaprağıdır. Gövde yaprağı da zehir gibi acıdır. Çünkü siyanopikrin denen etken bir madde içerir. Çok acıdır. Bu nedenle çay içilmez. Ancak ve ancak özel formülle biz bunun mesela enginar forte diye bir kapsül geliştirdik. Birleşiminde enginar, şahdere, deve dikeni, oregon üzümü gibi karaciğer için etkili bitkilerin karışımından oluşan bunları kullandığı zaman kişi kolesterol, lipid, trigliserit kısa sürede düşer ve normale döner. Kolesterolü yenmek mümkündür. Biz bununla ilgili çok güzel çalışmalar yaptık. Evet, bunun yanı sıra şeker hastalığıyla devam edelim dilerseniz. Çünkü bu da çok önemli bir konu. Çocuk yaştan başlıyor ve sürekli
tedavisi mümkün değil diye biliniyor. Bitkisel yollarla tedavisi mümkün müdür? Şeker düşmesi ya da yükselmesi için aynı ürünler mi kullanılmalı? Çok güzel maşallah. Evet doğru, güzel bir soru. Enteresan. Evet çok güzel. Şimdi biraz önce dedim ki Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil çok güzel bir buluş buldu. Kalsiyum yetersizliği, kalsiyum yetersizliği, asidoz yani yanlış beslenme, aşırı et, peynir, yumurta yeme asidoza sebep olur. Asit de kandaki kalsiyum emer 1, kemiklerdeki kalsiyum emer 2, hücre içerisindeki kalsiyum emer 3. Kalsiyum yetersizliği de neye sebep olur? 1, asidoza sebep olur, obeziteye sebep olur, şeker hastalığına sebep olur, tansiyon, kolesterol, lipide vesaire sebep olur. Yani hastalıkları tetikleyen kalsiyum yetersizliğidir. Kalsiyum yetersizliğini ortadan kaldırırsanız problem ortadan kalkar. Mesela gurmar isimli bir bitki var. Hindistan'da yetişir. Gurmar. Latincesi Gynnema silvestris. Bunun birleşinde cinnamik asit diye bir asit var. Yani bitkisel bir asit. Tehlikeli bir şey değil. Asit deyince bazıları yanlış anlaşıyor. Elmada ne var? Malik asit var. Limonda ne var? Sitrik asit var. Elma ile limon zararlı mı? Değil. Gurmarda da böyle bir bitkisel asit var. Bitkisel, kimyasal değil. Asitler sınıf sınıftır. Bitkisel asit tehlikeli değil. Burada gurmarın birleşimindeki cinnamik asit, pankreasta insülin salgılayan beta hücrelerini harekete geçiriyor ve şeker hastalığını önlüyor. Hindistan'da bu nedenle bu bitkiye şeker sıfırlayan denir. Şeker sıfırlayan. Gurmarla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Danimarka'da yapılan klinik araştırmalarda şeker hastalarının iyileştirdiği belgelenmiştir. Klinik araştırması yapılmıştır. Biz de gurmarla ilgili bir araştırma yaptık. Birleşiminde gurmar ekstresi, keçiş sedefi ekstresi, yaban meclisi ekstresi, kara hindiba ekstresi gibi 19 çeşit bitki ekstresinden oluşan çok özel bir formülümüz var. Gurmar Forte. Kullandığı zaman kişi şeker hastalığından yavaş yavaş kurtulur. Zaten birçok insan hamdolsun yardımcı olduk. Önemli olan geç kalmamak. Pankreası limona benzetelim. Sıkarsınız, sıkarsınız, sıkarsınız. İçinde bir damla su kalmaz. Ha, o zaman bitmiştir. Çıkacak bir şey yok. Pankreaste insülin salgıladığı sürece yenilenebilir. Ama artık beta hücreler yok olmuşsa yapılacak bir şey yok. Son noktaya gelmeden kişi tedbirini alırsa şekerden kurtulur. Ne kadar sürede kurtulabilir ve ne kadar sürede kullanmalıdır bu bitkisel çözüm yollarını sizin? Yani tabii ki her kişiden kişiye göre değişir ama ortalama olarak söyleyecek olursak. Hastaya göre değişir. Mesela bir beyefendinin şekeri, şeker hapı almasına rağmen 400'lerden aşağı düşmüyordu. Bana geldiğinde dedi ki ne kadar sürede iyileşirim? Ben dedim ki 3-4 ay. Peki izle. 2 ay sonra şekerini ölçür. 150'lere düşmüş. İnanamamış. Geldi bana. Dedi ki sen 3-4 ay dedin ama ben 1,5 ayda şekerim 150'ye düştü. İyi çok güzel dedim. Ama devam etmesi gerekiyor tedaviye. Tabii tabii yani. Kesin çözüm için. Normale dönene kadar. Ondan sonra da dikkat etmek gerekir. Yani ben iyileştim diyor. Şekerli, hamurlu yiyeceklere haydi yallah başlamamak gerekir. Bu beyefendi mesela iyileştikten sonra tekrar bana geldi. Gelmeden önce gitmiş kafeteryaya orada dondurma yemiş. Yarım kilo dondurma yemiş. Denemek için acaba şekerim yükseliyor mu? Yarım kilo dondurma da yenmez. Yani bir hem şeker hastasın hem yarım kilo dondurma yiyor. Gitmiş test yapmak için acaba Gökçe'nin iksir, aloe vera, jeli, gurmar, fortesi etkili mi değil mi test yapacak. Yarım kilo dondurma yemiş, beklemiş biraz. Sonra eczaneye gitmiş, kan şekerini ölçtürmüş. Bakmış ki hiçbir şey yok, her şey normal. Geldi bana dedi ki, mükemmel bir ürünüm var. Neden? Vallahi yarım kilo dondurma yedim dedi aylar sonra. Hiçbir şey değişmedi. Allah senden razı olsun dedi. Bunu kullanmak için yaş farkı önemli mi? Çocuk ya da hani ortalama bir yaş söyleyecek olursa çocuklar için de gençler, çocuklar kullanabilir mi bunları? Her yaş herkes kullanabilir. Sadece burada şeker tip 1 mi, tip 2 mi? Hangi tür şeker? Tip 1 ise ve yeni yakalanmış da
Yakalanır yakalanmaz mesela müdahale edilirse tedavisi kolay. Mesela bir genç ağrı kesiciler kullanmış, antibiyotikler kullanmış, bir sürü ilaç kullanmış hastalık nedeniyle. Birdenbire pankreas iflas etmiş. Doktorlar demiş ki tip 1, ömür boyu insülin vurulacak. Bana geldi dedim ki ya tip 2 olsaydı problem değildi ama tip 1 bilmiyorum dedim. Yani ne bileyim yani zor bir şey. Deneyeceğiz dedim. 6 hafta bir deneyelim. Olursa olur, olmazsa siz bilirsiniz dedim. Yani bir şey yapacak bir şey yok. 6 hafta denedi, insülüne gerek kalmadı. 6 hafta içerisinde normal olarak bu hücreler yani modern tıbba göre dönmez geri onlara göre ama normale döndü hamdolsun. Yani mümkündür. Her şeyin tedavisi mümkün. Zaten kurmarın da Hint dilindeki adı şeker sıfırlayan demektir. Çünkü beta hücrelerini tekrar faal hale getiriyor. Beta hücreleriyle diğer hücreler birbirinden farklıdır. Pankreasın içerisindeki hücrelerin normal hücreler, lipaz, amilaz, tripsin salgılar, adacık hücreleri sadece, yani şimdi pankreas 1 litreye yakın salgı salgılıyor da bunun sadece %2'si insülindir. Geri tarafı lipaz, amilaz, tripsin vesaire birçok şey salgılıyor. Peki bu hastalık olarak değil de yemek yemediği zaman ya da o ihtiyacı gidermediği zaman şeker düşüyorsa yine aynı şekilde bu dediğiniz gurmeyi mi kullanması gerekiyor kişinin yoksa başka bir ürün var mı? Yani bir rahatsızlık yok ortada mı? Kurmar, kurmar. Aynı evet, şekilde. Aynı çünkü beta hücreleri faal hale geldiği zaman, tekrar normale döndüğü zaman, şimdi beta hücresi dedim, diğer hücrelerden farklı olarak narin hücre. Pankreas yağlandığı zaman veya herhangi bir enfeksiyon kaptığında kişi, bu hücreler sıkışıyor, böyle sertleşiyor, sert hücreler tarafından sıkıştırılıyor. Fonksiyonu yapamaz hale geliyor. Evet. Tekrar eski normal haline döndüğü zaman normal fark etmez. Yüksek kanda şeker yükselsin, düşsün. Hipoglozemi, hipokalozemi fark etmez. Evet. Normale döner. Evet, kalp damar rahatsızlıklarıyla devam edelim yine kısaca. Oradan da bir giriş yapalım. Evet, kalp damar rahatsızlıkları. Kalp damar rahatsızlıkları yanlış beslenme, aşırı kimyasal ilaç kullanma vesaire vesaire bir sürü sebebi var. Şimdi kalp damar rahatsızlıklarını tetikleyen çok özel bir kimyasal madde var. Homosistin. Normal olarak yediğimiz besinlerdeki proteinler amino aside dönüşür. Yani yapı taşına. Hücre, vücudumuzda hücrelerin yapılışı sırasında ne gerekir? Protein gerekir. Yani protein, bu protein nasıl oluşur? Yediğimiz besinler önce amino aside dönüşüyor, parçalanıyor. Sonra bu amino asitler tekrar proteine dönüşüyor. Yani bitkisel veya hayvansal proteinler bağırsaklarda amino aside dönüşür veyahut da karaciğer veyahut da kanda veya hücre içerisinde. Amino asit de tekrar ne için kullanılıyor? Hücre yapımında kullanılıyor tekrar. Bizim insan hücresi yapımında kullanılıyor. İşte bu proteinler amino aside dönüşürken artık bir madde ortaya çıkar. Buna homosistin denir. Homosistin artık bir maddedir. Homosistin tehlikelidir. Homosistin LDL kolesterolünü oksitlerse çok çok tehlikeli olabilir. Çünkü oksitlenen LDL kolesterolünü bağışıklık sistemi ne gibi algılıyor? Mikrop gibi algılıyor. Kanımızda dolaşan bir makrofaj diye bir element var. Bağışıklık sisteminin alt elementi. Bu aynı uzay gemisi gibi düşünelim. Ahtapot gibi. Sanki binlerce gözü varmış gibi. Gördüğü bakteri, virüs ve mantarlara böyle T şeklinde, Y şeklinde antikor fırlatır, öldürür. Veyahut da yakaladığı mikropları yer, yutar. Oksitlenen LDL kolesterolü da makrofaj onu yanlış algılıyor. Diyor ki ha bu mikrop diyor. Vücudumuzdaki her şeyi tanıyor ama oksitlenen LDL kolesterolü makrofaj tanımıyor. Onu mikrop zannediyor. Onu yemeye başlıyor. Yiyor. Şişiyor. Aynı balon balık var bilirsiniz. Şöyle şişince bu kadar olur. Balon balık denir. Balon balık gibi oluyor sonra patlıyor, ölüyor. Makrofaj ölünce ne oluyor? Ortaya sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde çıkıyor. Bu yapışkan madde damarların iç yüzeyinde plaklar oluşuyor. Bu plaklar belli bir noktada yoğunlaşırsa beyin kanamasına, kalp krizine, cinsel yetersizliğe, organ yağlanmasına vesaire sebep olur. Homosistin kolesteroldan ve başka her şeyden daha tehlikeli. Homosistin
Fakat kimse homositen üzerine durmaz. Homositen çok önemli. Homositeni frenleyen ne var? B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit. Bu üç vitamini de bağırsaktaki faydalı bakteriler üretir. Faydalı bakteriler artırırsanız vitamin artar, homositen düşer. Başka türlü düşmez. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımızın sonuna geldik. Evet değerli izleyenler, pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programı ile sizlerle olmaya devam edeceğiz. Mutlu akşamlar.